Sıkışık bir merkezde yine devam ediyor. Ön bölgede seyrediyor. Vokal açıklıklar geniş ve dikkat ederseniz vokal açıklıklarda da bir kapanıklık söz konusu değil. Ve ister istemez bazı yerlerden azal bölüme geliyor. Rap müziğin temelinde olan şeylerden biri. Merkezde tutabilmek adına bazen şarkıcı sesini ön merkezde daha sıkışık noktalara doğru alabiliyor. Vokal açıklıklarını da geniş tutmak daha doğrudur. Dudak kapanıklığıyla açmak, ağız açıklığını sürekli geniş bir yerde tutmak artikülasyonunu da diri tutacaktır. Dolayısıyla genelde rap müzikle ilgilenen tüm herkes ağız hacminde geniş bir alan bırakıp daha sonrasında merkeze doğru sesini alıp şurada sıkışık bir merkeze alıp sadece dudak kapanıklıkları ile birlikte aynı zamanda çeneyi de çok aktif kullanarak söyler. Türkçenin en büyük problemi şudur, rap müzik için özellikle çene tembelliği bizde çok ön plana çıkan bir şeydir, dil yapımızdan kaynaklı. Dolayısıyla çenenin aktif kullanılması da iki kat daha ön plana çıkmış olur. Sadece bir başkaca bir hayvan, sevgi perde arkasında gizli nefes saydam. Diktatörler başta, sokakta bunca insan önde safta. Hayal kayarsa vurur kolluk, dikkat ölme asla. Onca anne yasta, çocuklarsa aç o yaşta. İşçiler çocuklar sanma okullardalar. Entonasyon anlamında gayet iyi gidiyor çizgi olarak. Bizden istenen gelecek nedir, kalan maaşla geçinmek mi? Sistem adına kravat desene takar tasma verir emri. Varoşta yaşam zor. Ve dikkat ederseniz ağız açıklığı hep belli bir yerde geniş. Elmacık kemiklerinden açılmayı da net bir şekilde görmek mümkün. Torbaş değil zehirdir bonsai. Eroin ve eks çıkartır hastanelerden kadavra. Her gün ekser ölen selamar. Sarıl yaşadığın her ana. Ölmek bile iyi. Parayla lan kaç cenaze bedava. Ne saçma bir soruymuş acep nasıl var oldum. Kendi elimizle. Yani zor olan şu, bu kadar hızlı giden bir partisyonda, kelime partisyonunda aynı zamanda bir enstrüman çalmak bence çok zor bir şey. Onu yapabilmesi de ayrı bir meziyet bence. Nasıl geçer hayat bilinmez. Bas girdi burada. Bu iş böyle giderse. Sürekli o merkezde dikkat ederseniz hiçbir şekilde ayrılma söz konusu değil. Bir register kullanımı yok. Tamamen mask bölümü ön merkezde sesini kullanıyor. Rap müzikte zaten. Hip hop müzikte de genelde belli bir mask merkezinde sesi takarsınız ve o merkezde sürekli sesi işlersiniz ki diğer taraftan çok fazla entonasyon problemi hem yaşamayın hem de artikülasyon anlamında ciddi sıkıntılarla karşılaşmayın. Açıklıklar burada biraz daha açmalarla birlikte o vokali zaten damak vokali hatırlarsınız. Ve o vokalinde de açıklık damak bölümünde daha geniş bir yerde seyrediyor. Sıkışıklıklar arttı. Mozart sıkışıklık arttı. Burayı kapatıyor bir yerden sonra. Daha sonra o yerinde direkt açma söz konusu. O vokali bölümlemeli gidiyor bu arada. Hava ile birlikte bunları yapıyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Yorumculukta her şey burada. Ya para canımız yazanımız yok. Çünkü gazeteler yalan yazanlarsa hapislerde bilmem kaç gece yatar aklı körelmiş. Birazcık daha doğru düşmeler var ama hala merkezden kopmamada devam ediyor. Boş beyinli nerede sorun yahu diyen dahil düzen düzen. Herkes olur. Ben beğendim. Vallahi güzel. Dur benim gayet istediğim iyi. Tek şey adalet ama uzak bize anlamadığım bir de yazılan kanunlar tuzak gibi yobazlarla münakaşa ve de mücadele yaktılar çünkü bizi atmıştılar dün ateşe aklım almaz düşündükçe hayat hoştu küçüklükte görmemiştim bombalanan. Bayağı iyi yani bu, bir de entonasyonuna gitmek bu durumda gayet iyi bir şey. Nefes dengesini iyi kurmak gayet iyi bir şey. Yani bir taraftan da enstrüman çalıyor dikkat ederseniz. Oturma pozisyonu ile ilgili biraz mikrofonu alta doğru kurmuşlar. Mikrofonu biraz daha üste kursalar o zaman şuradaki diyafram açısı mesafesi de artacak. O zaman daha rahat söyleyecektir muhtemelen ama burada biraz daha mikrofonu alta kurmuşlar. Dolayısıyla açıyı da kapattığınız zaman siz nefes hacim darlığı yaşamaya başlıyorsunuz. Nefesinizi istediğiniz kadar hacimlendiremiyorsunuz ki bir rap müzik tarzında en önemli, rap stilinde en önemli şeylerden biri nefesin uzunluğu. Yani nefesi ne kadar uzun sürede siz
idame ettirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla burada da bunu söylemek kapık zihniyetler, fena düşküler, fakat kalbılar hep serbest tecavüzcüler ve sertleşir her dakika şartlar, atmazlar atlar, atlanmaz asla, hep lak lak yaparlar. Maksat ortaya çıktıkları dikkat ediyor musunuz? Hiçbir zaman kapanmadı. Yani o ağız açıklığı kapandığı an çünkü artikülasyon da beraberinde gelir. Dolayısıyla dudak kullanımı çok önemli. Dudak tembelliği varsa eğer birinde çok ciddi riskler taşıyordur. Keza yine dil tembelliği en önemli problemlerden biri rap müzikte. Bunların hepsinin çalıştırılabilir hale gelmesi lazım. Dolayısıyla kelime üretimleri, hece üretimleri, konson kullanımları, vokal kullanımları bunların hepsinin çok iyi bir şekilde çalışılmış olması lazım rap müzikte. Ama alttan çalarlar beni an meselesi lafı. Bir yerde takılı dikkat ediyor musunuz? Mamsapanla ne saçma bir soruymuş acep nasıl var oldum? Kendi elimizle yok olurken nasıl geçer hayat bilinmez gelecek. Yine ama bu iş böyle giderse yarınımız yok. Damak kullanımı açıklığı. Yarınımız yok. Yarınımız yok. Yarınımız yok. Ya paraya canımız, yarınımız yok. Ne, yarınımız damak yok. O vokalli açıklığı. Yarınımız yok. Yarınımız yok. Ya paraya canımız. Gayet iyi, ben beğendim. Yani rap stiline dair bulabileceğiniz her şeyi, bulabileceğiniz stile dair her şeyi bulabilirsiniz diyorum.